Merhaba arkadaşlar. Köklü sayıların 5. test ile devam ediyorum. 1. soruda işleminin sonucu için şimdi e, bu tarz sorularda şöyle bir ifade yapacağız. 1 bölü 49 vermiş. 1 bölü 49 1 bölü 7'nin karesi olarak yazabiliriz. Aynı şekilde 9 bölü 16 3 bölü 4'ün karesi olarak yazabiliriz. Şimdi bu karelerin gelmesi için 1 bölü 7 ve 3 bölü 4'ü kullanacağız. Şöyle diyeceğiz. Mesela 1 bölü 7 arada da şunda da bir diğer ifade de eksi olduğu için araya eksi koyuyorum. Tam kare yapmaya çalışıyoruz burasını. 1 bölü 7 eksi 3 bölü 4'ün karesini almış olsaydık neler geldiğini bir inceleyelim. 1 bölü 7'nin karesinden 1 bölü 49 bunu elde ettik. Eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. Artı ikincinin karesi yani 9 bölü 16. ikinci burada 9 bölü 16'yı da elde ettik. Aradakilere de bakalım. Buradaki ifadede de ikiler sadeleşecek. Eksi 3 bölü 14 ifadesi gelecek. Ve buradakini de elde etmiş olduk. Dolayısıyla biz buradaki ifade bu 3 tanenin yerine direkt kök içerisinde 1 bölü 7 eksi 3 bölü 4'ün karesini alabiliriz. Kök içerisinde verilmiş bu ifade. Yani bulacağımız ifade bu. Direkt kök içerisindeki bu toplama çıkarma işlemini yapacağız. Burasını 4 ile 7 ile genişlettiğimiz zaman burada 4 eksi 3 çarpı 7'den 21 bölü 28 gelecek. Tabii karesi de var burada. Ve buradaki kare ile buradaki kare de birbirini götürecek. İçerideki ifade kalacak sadece. 4 eksi 21'den eksi 17 bölü 28 cevabımız olacak. Tabii buradaki ifade çift kuvvet olduğu için mutlak olarak çıkacak. Dolayısıyla da 17 bölü 28 olarak gelmiş olacak. İkinci soruda Verildiğine göre A kaçtır demiş. Şimdi bu köklü ifadeleri üste olarak yazarsak bence daha kolay olur. 3 üzeri burası nasıl yazacağız? 2A artı 1 bölü 9 geldi. Eşittir burada da 27 üzeri A eksi 1 bölü payda da 12 yazdık. Şimdi bu 27'yi de 3'ün kuvveti olarak yazabiliriz. Tekrar burasını aynen yazıyorum. 3 üzeri 2A artı 1 bölü 9. 27 yerine de 3 üzeri 3 yazdığımız zaman şurada düzenleyelim. 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. Bunun da a eksi 1 bölü 12. kuvveti var. Dolayısıyla buradaki 3 ile a eksi 1 bölü 12'yi çarpacağız. Ve 3 üzeri burada çarptığımız zaman 3 çarpı a eksi 1 bölü 12'den sadeleşecek ve a eksi 1 bölü 4 kalacak. Şimdi bu ifadeler birbirlerine eşit. Tabanlar da birbirlerine eşit olduğuna göre kuvvetleri de birbirlerine eşitleyerek basit bir şekilde bulacağız. 2a artı 1 bölü 9 eşittir. a eksi 1 bölü 4. İç dışlar çarpma yapalım. 8a artı 4 eşittir. 9a eksi 9 geldi. 8a diğer tarafa göndererek Buradan a kaldı. Eksi 9'u buraya gönderdiğim zaman da 9 artı 4'ten 13 geldi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı oldu. Üçüncü soruda aşağıda sehpa üzerine duran televizyonun ayak uzunluğu 10 santim. Televizyonun yüksekliği 80 santim ve sehpanın yerden yüksekliği de 50 santimdir denmiş. Buna göre televizyon üzerinde duran dantelin A noktasının yerden yüksekliği metre cinsinin hangisi olamaz? Şimdi bir kere ee, burada televizyonun mesela herhangi bir ortasında bir yerde kalmış ama televizyona kadar mutlaka bir 50 santim sehpa var 10 santim ayak var yani mutlaka bir 60 santimin üzerinde olması lazım buradaki anın A'yı bir aralığa yerleştirmeye çalışıyorum mutlaka 60'dan fazla olması lazım santim olarak ve e, tamamını topladığımız zaman 60 artı 80'den de tamamı 140 santim geliyor ve 140 santimden de az olması lazım. Bize sonra da metre cinsinden olan değerlerini istemiş. O zaman metreye çevirelim. 60 santim 0,6 metre. Burası da 1,4 metre olarak geldi. Şimdi bize A değerlerini vermiş. Buradaki A hangi aralığa denk geldiğini bulmak için şöyle yapalım. Mesela bunu A demiş olsak kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini aldığımız zaman 0,4'ün A kare değerini buluruz. O zaman biz buradaki ifadeleri de karelerini alırsak Burası 0,6 yani 36 pardon burası 6 bölü 10. Karesini aldığımız zaman 36 bölü 100 geldi. Küçüktür a kare. Küçüktür buradaki ifadede 14'ün 14 bölü 10 olarak yazdığımız zaman karesini aldık. 196 bölü 100 oldu. Şimdi buradaki ifadenin 36 bölü yani bu aralıklarda kalması gerekiyor. Hatta bunu tekrar ondalıklı hale getirelim. 0,36 a kare. Burası da 1,96 geldi. Buna göre 0 şimdi buradaki sonuçta a kare. Biz bunları da her birini karesine aldığımız zaman her biri için bir a kare değeri bulacağız. 0,4 bu araya kalıyor mu ona bakacağız. Evet 0,4 bu aralıktadır. A şıkkı olur bize olmazı soruyor. 0,75 yine aynı şekilde karesine aldığımız zaman 0,75 a kare eşit olacak. Peki 0,75 buraya olur mu? Evet burası 0,36 0,75 b de olur. Bunun karesini aldığımız zaman 1 bölü 2 pardon 1,2 a kareye denk geliyor. 1,2 de bu aralıkta olur. Bu da tamam. Burada 1,8 a kareye denk geliyor. 1,8 de aynı şekilde bu aralıkta olur. 1,96'dan küçük. 2,4'ün burada karesini aldığımız zaman 2,4 ifadesi bu aralıkta kalmıyor. 1,96'dan daha büyük. Dolayısıyla buradaki e şıkkı olmaz diyoruz. Dördüncü soruda kök 7 artı kök 35'in x olduğunu söylemiş. Buna göre kök 20'nin x cinsinden değeri nedir? Ve hep x'leri de kareli olarak almış. O zaman bu ifade de burada bir kare alma işlemi de yapacağız büyük ihtimal. Şimdi öncelikle kök 35'i şöyle yazalım. Kök 7 çarpı kök 5 olarak yazarsak kök 7'ler ortak kök 7 parantezini aldık. Bunun kat sayısı 1 geldi. 1 artı kök 5 eşittir x. Şimdi e, her iki tarafı da karesini alalım. Kök 7'nin karesini aldık 7. 1 artı kök 5'in karesi eşittir x kare. Burasını aynı şekilde karesini alalım. 7 çarpı 1 artı kök 5'in karesinden 1 artı 2 kök 5 Artı kök 5'in karesinden de 5 geldi. Eşittir x kare. Burada düzenleyelim. 6 artı 2 kök 5 oldu. 7'yi de aynı şekilde burada dağıtırsak 42 artı 14 kök 5 eşittir x kare geldi. Şimdi elimizde bu ifade var. Bunun dışında kök 20 ifadesi kök 20'yi de 4 çarpı 5 olarak yazarsak burası da 2 kök 5 olarak gelecektir. Şimdi bizim buradaki kök 5'i bu tek başına bırakmamız lazım ki x kare cinsinden yazabilelim. Öncelikle şöyle yapalım. 42'yi karşı tarafa gönderirsek 14 kök 5 eşittir. x kare eksi 42 olacak. Daha sonra her iki tarafı 14'e bölersek kök 5 ifadesi x kare eksi 42 bölü 14 olarak kalacak. Hatta burada paydalarını ayıralım. Kök 5 eşittir. x kare bölü 14 eksi 42 bölü 14'ten de burası 3 gelecek. Bizden istediğimiz biz kök 5'in değerini bulduk. Bizden istediği 2 kök 5. O zaman her iki tarafı 2 ile çarparsak. 2 kök 5 ifadesi. Burada çarptığımız zaman 2x kare bölü 14'ten x kare bölü 7. Eksi 3 çarpı 2'den de 6 geldi. O zaman 2 kök 5 ifadesi x kare bölü 7 eksi 6'ya eşit oldu. Beşinci soruda bize bazı cisimler vermiş. Cisimlerin kütle, kütlelerini kilogram cinsinden bu sayılardan herhangi biridir demiş. Dağınık bir şekilde vermiş. Bu cisimler eşit kollu terazi ile tartıldıklarını oluşan görüntü aşağıdaki gibidir. Bu cisimlerin kilogram cinsinden kütleleri hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bir kere şöyle diyelim üçgen daireden pardon tam tersi üçgen daireden küçükmüş ki daire daha ağır basıp aşağıda kalmış. Burada bir altıgen verilmiş. Altıgen burada A diyelim ona da. Altıgen daha büyükmüş ki altta olmuş kareden. Burada karede daireden daha büyükmüş. Onu da şöyle gösterdik. Karede daireden büyük. Şimdi bunları sıralamak istesek mesela en küçük burada üçgen verilmiş. Daha sonra daire daireden de küçük Burada kare verilmiş. Kareden de küçük. Burada ne verdik? Altıgen verilmiş. Üçgen küçüktür daire. Daire kareden küçük. Kare de altıgenden küçük. Sıralamanın bu şekilde olması lazım. Buna göre bunların arasında en küçük en büyük hangisi var onlara bakacağız. Hepsinin karesini alırsak sıralama daha kolay olur. Mesela kök 7'nin karesini aldık 7. 2 kök 2'nin karesini aldık 8. Kök 10'un karesini aldık 10. 2 kök 3'ün karesini aldık 4 çarpı 3'ten Buradan da 12 geldi. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 12 geldi. Dolayısıyla burada en büyük 12 olduğuna göre o zaman 12 burada altıgenin e, olacak. Daha sonra 10 karenin olacak. Daire 8 olacak. Üçgen de 7 olacak kilogramları. Buna göre burada sıralarsak şimdi 7 olan da kim onu da yazalım. Burası kök 7. Kök 8 dediğimiz ifade 2 kök 2'ye karşılık geliyor. Burada kök 10'a kök 12'de 2 kök 3'e karşılık geliyor. Biraz önceki de çevirdiğimiz haller. Şimdi e, bunlara göre daire o zaman ne olması lazım? 2 kök 2. Şurada eleyelim. Üçgenin kök 7 olması lazım. Bu da gitti. Bunlardan biri. Daha sonra karenin kök 10 olması lazım. O zaman bu geldi. Altıgen de bakalım. 2 kök 3. Dolayısıyla cevabımız D oldu. Altıncı soruda ifadesi verilmiş. Buna göre x kaçtır? Şimdi iç içe kökler verilmiş. Şöyle diyelim biz bir kökümüzü yapalım. Buradakilerin hepsini dışarıdakilerin hepsini buradaki en içteki kökü taşıyalım. En içte bir 3 var. Daha sonra burada 27 ifadesi 3 üzeri 3. 3 üzeri 3 kök içine girerken normalde 3 üzeri 3'tü. Kök içine girerken burada girdiği kökün derecesini de kuvvet olarak alıyor. Yani 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti oldu. Daha sonra buradaki 81, 81, 3 üzeri 4. 81'in de en içteki kökün içine girmesini istiyoruz. Şimdi burada bir 4 derece var. Buradaki hiçbir şey yazmadığı için 2. Dolayısıyla burada 2 tane kökten geçtiği için ikisinin çarpımı kadar kuvvet alacak. Yani 4 çarpı 2'den 8 kadar kuvvet alacak. 3 üzeri 4'ün 8. kuvveti oldu. Şimdi hepsini içeri taşıdık. Buradaki kökün derecesine baktığımız zaman da köklerin derecelerini direkt çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 2 çarpı 3 olarak gelecek. Şimdi düzenleyelim burasını 3 üzeri 1. Burada 3 üzeri 4 ile 3 çarptık 12. 3 üzeri burada da 32 geldi. Kökün derecesi 4 kök 12 çarpı 24. Burada tekrar düzenleyelim 3 üzeri 44, 45 geldi. Kökün derecesinde 24 bulmuştuk. Bunları üstü hale çevirelim 3 üzeri 45 bölü 24. Bu ifade 3 üzeri x bölü 16'ya eşitmiş. O zaman buradaki ifade buna eşit olacak. 45 bölü 24 x bölü 16'ya eşit. Şöyle yapalım. 3'e böldük. 8 geldi. 3'e böldük. 15. 8'e böldük. 1. 8'e böldük. 2 geldi. İçler dışlar çarpımından da x değerimiz 15 çarpı 2'den 30 oldu. Evet 7. soruda klasik sorulardan biri olmuş. Şimdi şöyle diyoruz bu tarz sorularda da bunların arasındaki en küçük değeri mesela 2015 ile 2019 bunları çarpıp e, burada kök dışına çıkarmaya çalışmayacağız tabii ki. Kök 15 ifadesine e x demiş olsak arasında 4 fark var. Burası o zaman ne olacak? x artı 4. x ile x artı 4'ü çarpacağız. Ve buna 4 ekleyeceğiz. Daha sonra kökten çıkartacağız. Karesine burada x ile x'i çarptığımız zaman x kare artı 4 x artı 4 geldi. Kök içerisinde. Buradaki ifade de x artı 2'nin karesinin açılımıdır. x kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2'den 4 x. İkincinin karesinden 4 geldi. Bizden bunun kare istiyor. Kökün derecesi de burada 2 olduğuna göre 2'ler gitti. Hiçbir şey yazmadığı için 2. 2'ler gitti. Geriye de sadece x artı 2 kaldı. Sonucumuz x artı 2. X dediğimiz ifade 2015 olduğuna göre 2015 artı 2'den de cevabımız 2017 geldi. 8. soruda bir deponun iki duvarını iki yüzeyi tamamen duvarlara değecek şekilde kök 7 birim yüksekliğe sahip mavi renkli kutulardan 4 tanesi tek sıra halinde üst üste konuluyor. Yani bir tanesi bunları şöyle yazalım. Bir tanesi kök 7 birim uzunluğunda 4 tane kondu. O zaman burada toplamda 4 kök 7 gelmiş oldu. Daha sonra Yüksekliği kök 3 birim olan yeşil renkli kutular mavi renkli kutuların yüksekliğini geçmeyecek şekilde tek sıra halinde üst üste konuluyor. Daha sonra yüksekliği kök 2 birim olan sarı renkli kutular yeşil renkli kutuların yüksekliğini geçmeyecek şekilde tek sıra halinde üst üste konuluyor. Buna göre mavi, yeşil, sarı ve renk, mavi, yeşil ve sarı renkli kutuların toplam sayısı en fazla kaçtır demiş. Burada kaç tane olduğunu bilmiyoruz bu arada. Şimdi şöyle diyelim. 4 kök 7 ifadesi pardon. 4 kök 7 ifadesi bunların arasında en büyük kalacak. Yeşilden de sarıdan da en fazla kalacak. Yeşilin bir tanesinin yüksekliği kök 3. X tane olduğunu düşünelim. X kök 3 gelecek. Yeşil de sarıdan daha büyük. Fazla gelmiş yani burada. Dolayısıyla bu da büyük olacak. Bunda da y tane olduğunu düşünelim. Bir tanesinin uzunluğu kök 2. Burası da y kök 2 şeklinde gelecek. Buna göre sayıları en fazla kaç olabilir diye sormuş. Şimdi 4 kök 7 buradaki ifadenin köklü olduğu için sıralamanın kolay olması için hepsinin karesini alalım. 4 kök 7'nin karesinden 4'ün karesi 16. Kök 7 çarpı kök 7'den 7 gelecek. Burası 42, 112 geldi. 112 büyüktür. Burada x kare çarpı yani x'in karesinden x kare kök 3'ün karesinden 3 olduğu için burası 3x kare. Burası da 2y kare olarak geldi. Şimdi buradaki... Zaten ilk başta elimizde 4 tane mutlaka vardı. 4 tane mavi var. Diğerlerine bakacağız en fazla olması için. Mesela x değerine biz buradan 5 demiş olsak 5'in karesinden 25 çarpı 3'ten 75 sağlar. 6 demiş olsak 6'nın karesi 36 çarpı 3 108 gelecek o da sağlar. 7 demiş olsak 5 o zaman yazmıyorum en fazla burada 6 yazabiliyoruz sonuçta. 7 yazdığımız zaman 49, 49 çarpı 3 buradan 12, 144 gibi, 147 gibi bir ifade geliyor ve buradan küçük olmadığı için olmaz. Dolayısıyla x'in değerinde buradan 6 olduğunu bulduk. Yani yeşillerden de 6 tane varmış en fazla. Şimdi yeşili 6 yazdığımız zaman 36 çarpı 3'ten burasının değeri de 108 oldu. Buna göre 2'ye kare ifadesinde 108'den küçük kalması lazım. Y'ye mesela ne yazabiliriz? Y'yi 6 yazsak 6'nın karesinden... 36 çarpı 2 72 olabilir. 7'yi deneyelim. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 2 98 o da olur. Bunu atalım o zaman. 8'i düşünsek 8'in karesi 64. 64'ün 2 katı 108'den büyük kalacak olmaz. O zaman y'ye de en fazla 7 değerini yazabiliyoruz. Dolayısıyla kutuların toplamını istemiş. 7 artı 6 artı 4 diyoruz. Toplamda en fazla 17 geldi. 9. soruda ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi e, burada 49 artı 20 kök altı, i̇ki, yani iç içe kökler görüyorum burada. Yani şu e, ifademiz vardı a artı 2 kök b ifademiz vardı. Buna benzetilebilir gibi duruyor ama böyle olabilmesi için bir kere burada bir 2 yazması lazım ve kökün derecesinde 2 olması lazım. Bu hale getirmek için şimdi e, buradaki 4 ifadesini şöyle yazmış olsak biz iç içe kökler yazdığımız zaman mesela en dışta bir tane derecesi 2 olan bir kök olsa, içeri tekrar bir kök olsa, bunda derecesi 2 gelse. Sonuçta e, iç içe kökler direkt biz dereceleri çarpıp bu şekilde mesela iki tane ayrı kök yazmış yazdık. Ama isteseydik bunları tek bir kökte dereceleri direkt çarptığımız zaman bu halde de yazabilirdik. Ama biz bu şekilde iki istediğimiz için bu şekilde ayırdık. Burada da 49 artı şimdi 2 gelebilmesi için 20'yi şöyle yazalım. 2 çarpı 10 dersek 2 dışarıda kalsın. Onu kök dışına göndermek istiyoruz. Şimdi kökün derecesi 2 olduğu için o zaman içeriye 10 üzeri 2 olarak girdi. Yani 100 çarpı 6'dan 600 oldu ve istediğimiz formata gelmiş oldu. Biz şuradaki ifadeye bu dediğimiz uygulamayı yapabiliriz. Ne diyoruz? Çarpımları 600'ü toplamları 49'u veren iki sayı bulacağız. Bunlar da 25 ile 24 olabilir. Çarptığımız zaman 600 verir. Topladığımız zaman da 49. Aradaki işaret artı olduğu için de kök 25 artı kök 24'tür bu ifadenin cevabı. Burasını yazdık. Dışarıda bunu unutmayalım. Dışarı bir tane daha de derecesi 2 olan bir kök var. Buraya düzenleyelim. Kök 5. Buradan 5 artı Kök 24'ü de şöyle diyebiliriz. 4 çarpı 6 dersek kök içerisinde 4 da dışarı çıkacak. 2 kök 6. Burada kökümüz var. Yine aynı şekilde bu formata benzedi. O zaman burada yine çarpımları 6 toplamları 3'ü veren pardon 5'i veren 2 sayı 3 ve 2 olur. 3 ve 2 çarptık 6 topladık 5. O zaman burası da kök 3 aradaki işaret artı artı kök 2'ye eşit olacak deriz. 10. soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada öncelikle birbirine eşleniyor olan iki ifade var. Öncelikle onlar dikkatimi çekiyor. Bunları bir ifade değer de eşlenik verildiyse onları çarpım haline getirmemiz lazım. Ama burada mesela köklerin derecesi bunun 2, bunun da 3 verilmiş. Bunları bir üstü halde yazalım öncelikle. Mesela burası kök 5 eksi 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Burada kök 5 artı 2'nin 1 bölü 3. kuvveti. Bizim bunları çarpabilmemiz için kuvvetlerin eşit olması lazım. O zaman buradaki ifade de mesela 1 bölü 2 daha büyük. 1 bölü 2'nin içerisinden 1 bölü 3'ünü alsak yani kök 5 eksi 2'nin 1 bölü 3'üncü kuvveti yazalım. Çarpı kök 5 artı 2'nin zaten 1 bölü 3'üncü kuvveti vardı. Bunun normalde 1 bölü 2 olması gerekiyordu. 1 bölü 2'nin içinden 1 bölü 3'ünü çıkarttım. Paydaların eşitlediğimiz zaman burada nedir? 1 bölü 6 kaldı. O zaman dışına bir de kök 5 eksi 2'nin 1 bölü 6. kuvvetini yazalım. Sonuçta bunlar Aynı ifadeler direkt kuvvetlerini toplamamız gerekiyor. Sağlamasını da yapalım tekrar. Kuvvetlerini topladığımız zaman burasını 2 ile genişlettim. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 geldi. Yani ilk haline dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla biz bu ifadeyi böyle yazabiliriz. Ve bu şekilde yazdığımız zaman bu ifadeleri ortak kuvvette yazabiliriz. Daha sonra burayı yapalım. Bunu düzenlersek burada ortak kuvvette olduğu için direkt kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2'yi çarpıp bunların 1 bölü 3. kuvvetini alabiliriz. Birbirlerinin eşleniği zaten kök 5 ile kök 5 çarptık 5. Eksi 2 ile 2'yi çarptık. Eksi 4 geldi. Dolayısıyla burası 1. 1'in 1 bölü 3. kuvvetinden buradaki ifadenin sonucunu 1 bulduk. Geriye sadece bu kaldı. Yazalım. Kök 5 eksi 2'nin 1 bölü 6. kuvveti. Şimdi bu ifadeye de baktığımız zaman bu da biraz önce çözdüğümüz 9. soruda çözdüğümüz formatta aslında. Yine aynı şekilde a artı 2 kök b ifadesine getirebilmek için kökün derecesini 2 yapmamız lazım ve buraya da 2 çıkartmamız gerekiyor. O zaman bunu da şöyle yazalım bir içeride bir kök olsun. İstediğimiz gibi kökün derecesi 2 olsun. Toplamda 12 kök olmasını istediği için o zaman buraya 6 yazması lazım ki 6 ile 2'nin çarpımından kökün derecesi 12 gelsin. Şimdi içerisini düzenleyelim. 9 artı kök 80'e de 2 çarpı pardon 4 çarpı 20 olarak yazarsak 4 dışarıya çıkar. Burası da 2 kök 20 olur. Şimdi bu ifadeyi tekrar yazıyorum. Kök 5 eksi 2'nin 1 bölü 6. kuvveti. Buradaki ifadeyi de 9 artı 2 kök 20 çarpımları 4 ve 5 olabilir. Mesela bu sayılar çarpımları 20 olacak toplamları 9 olacak. Dolayısıyla bu sayılar direkt kök 5 artı kök 4 gelmiş olacak ve bunun da 6. dereceden kökü verilmiş. Biz bunu yine buradaki gibi rasyonel yapabiliriz. Şöyle buradaki ifade tekrar buraya yazayım. Kök 5 eksi 2'nin 1 bölü 6. kuvveti. Buradaki ifade de kök 5 artı kök 4 yerine de 2 yazdık. Bunun da 1 bölü 6. kuvveti. Kuvvetler ortak olduğuna göre çarpım halinde yazalım direkt. 1 bölü 6. kuvvet. Çarptığımız zaman kök 5 ile kök 5'ten 5. Beş, eksi 2 ile 2'den eksi 4. Dolayısıyla burası da 1 bir geldi. 1'in 1 bir bölü 6. kuvvetinden de cevabımız 1 oldu. Evet biraz uğraştırıcı bir soru olmuş ama yine de güzel bir soru diyebiliriz. 11. soruda aşağıda mavi, kırmızı ve siyah renkli 3 farklı kalemin boylarının uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş. Mavi, kırmızı ve siyah renkli kalemlerin boylarının uzunlukları sırasıyla m santim, k santim ve s santim olduğuna göre sıralamayı istemiş bizden. Şimdi bu ifadelerin e, kimin büyük kimin küçük olduğuna bakmak için şöyle yapalım. Bu ifadenin her birinin karesini alalım. Karesini alarak karşılaştırma yapmak daha kolay olur. Karesini aldığımız zaman 2 kök 2'nin karesinden 8 artı. Burası 2 çarpı. Birinci çarpı ikinci gelecek. Çarptığımız zaman burası 4 kök 6 oldu. Kök 3'ün karesinden de 3. 8 ile 3'ü topladık. 11 artı 4 kök 6 mavinin uzunluğu oldu. Kırmızınınkine bakalım. Yine karesini aldığımız zaman 2 kök 3'ün karesinden 12 artı. 2 çarpı 2 kök 3 çarpı kök 2'den dolayı 4 kök 6 geldi. Artı kök 2'nin karesinden de 2 oldu. Dolayısıyla burası 14 artı kök 6, 4 kök 6. Buraya bakalım. Karesini aldık. 2'nin karesini aldık. 4. 2 çarpı 1. çarpı 2. den burada da 4 kök 6 geldi. Kök 6'nın karesinden de 6. Burası da 10 artı 4 kök 6. Bu da siyahın uzunluğu. Hepsinde zaten 4 kök 6'lar var. Onlara göre hiç karşılaştırma yapacak bir şey yok. Direkt 11, 10 ve 14'e göre karşılaştırma yaptığımız zaman Kırmızı en büyük, daha sonra mavi, daha sonra da sarı renkli olan, cıparosiyal renkli olan gelecek. Buna göre K büyük, M büyük, S olan C şıkkı cevabımız olacak.